Arkadaşlar merhabalar. Bir sorunum var galiba. Kameramda bir sıkıntı çıktı. Sanırım bugün sizinle kameralı görüşme yapamayacağım. Yani son dakika böyle bir şey çıktı. Çok özür diliyorum. Evet. Evet merhaba arkadaşlar. Şu anda görüntüm olarak maalesef kamera görüntüsünü oluşturamadım. O yüzden sesle sizinle irtibatta olacağım. Hepinize sesim geliyor mu? Öncelikle onu bir kontrol edelim. Ve ben sanırım aynen. Evet, bugünlük sunumumuzu kamerasız yapacağız arkadaşlar. Çok özür diliyorum bu durumdan dolayı sizlerden. Çünkü beklenmedik bir şey oldu. Normalde kameramız çalışıyordu. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz sunumumuza. Skyward Community olarak bu akşam yine Perşembe akşamı saat 8 ile 9 arasında bize ayrılmış olan bir zamanımız var. Bu süre içerisinde görüşmelerimizi yapmamız için bize tanınmış olan şirketimiz tarafından bir süremiz var. Hoş geldiniz. Dün güzel bir sunum geçirdik ve bu sunumun ardından da bugün de tekrardan projemizle ilgili küçük haberleri paylaşmak istiyorum sizinle. Aslında bunlar aylık ve haftalık haberler. Biliyorsunuz ki bizim projemiz içerisinde yer alan paketlerimiz var. Bu paketlerimiz belirli süreye kadar aktif olarak devam ediyorlar. Bazen istediğimiz bütçeleri elde etmek için bu paketlerin süresini uzatmayı ve yatırımcılarımıza fırsat vermeyi uygun gördükleri zaman şirketimiz böyle bir promosyonu uzatma hakkına da sahip. Öyle bir promosyon yapıldı. Bu promosyon nasıldı? Tekrar bir hatırlayalım hep birlikte. 600 dolarlık paketlerimiz vardı. Bu 600 dolarlık paketlerimiz içerisinde 24 bin adet hissemiz yer alıyordu. Bu 24 bin adet hisse içerisinde isterseniz 12 ayla ya da peşin seçeneklerle hisselerinizi satın alabiliyordunuz. Böyle bir paketimiz mevcuttu. 1200 dolarlık paketimiz vardı. Bu 1200 dolarlık paketimizde yine aynı şekilde 12 ay taksitle veya isterseniz de peşin ödemeyle satın alabileceğiniz paketlerdi. Bu paketler Aralığın 10'una kadar yani bugün saat 24'e kadar geçerli olarak satıştalar. Bunların yanında bir de 5000 dolarlık paketimiz vardı. O da yine aynı şekilde saat 12'ye kadar
12'ye kadar demeyelim de 12'ye 5 kala, yani 23:55'te bitecekler. 5 dakika kala kapatılmış olacaklar. Moskova saatiyle bizim saatlerimiz aynı. O yüzden buna dikkat etmenizi rica edeceğim sizden. Bizim saatlerimiz aynı olduğu için yine de siz riske bırakmayın. Biraz daha erken bitirmeye çalışın. Alım yapacaksanız. 5.000 dolarlık paketlerimizde hologram seçenekleri vardı. Hologram seçenekleri, hologramı bir kereye mahsus alıyorsunuz ama paketlerde sınırlandırma yoktu. Sınır konulmamıştı. Yani bir tane alabilirsin veya iki tane alabilirsin diye herhangi bir sınır tanımlanmadı. O yüzden hologramı bir seferlik olarak yaptırıyorsunuz, talepte bulunuyorsunuz. Hologramı yine aynı şekilde taksitleri ödemesini bitirdikten sonra satın almış oluyorsunuz. Taksitlerinin ödemesi bitmeden siz o hologramı alamıyorsunuz. Ödemeler bitmiş olması gerekiyor ki siz paketinizin hologram seçeneğini tamamen sonuna kadar gerçekleştirin ve kendi testinize geçirmiş olun. Bu şekilde 3 tane paket şu anda aktif olarak yer almaktadır. 3 saat 28 dakika bir süremiz kaldı paketlerin alımıyla ilgili. Bunun dışında haberlerle ilgili biliyorsunuz yıl sonuna denk geldik. Artık çok kısa bir süremiz kaldı. 20 günlük bir süremiz var. Bu 20 günlük süre içerisinde bütün değerlendirmeler yapılacak. Yani sonuçta biz 14. etapta bulunuyoruz. 14. etap içerisinde neler gerçekleştirildi, nasıl bir yatırım yapıldı, projelerimiz ne duruma kadar gelmiş oldu. Bunlar hepsi bakılıyor, değerlendirmeler yapılıyor. Hangi ülkeler ne kadar öne geçmiş oldu, kimler önde, kimler hangi pozisyonda yer aldılar, birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi yerlerimiz vardı. Bunlar hepsi yine aynı şekilde değerlendirilip haberlerde yer alıyor. Haberlerde yer alan yine diğer konuda yılbaşı için altyapınız, yani derinlikleriniz, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derinlikler gibi şeylerde sizin yapı planınızın içerisindeki kişileri eğer ödüllendirmek istiyorsanız şirketin sunmuş olduğu ödül hediyeleri var. Siz bunlardan seçim yapabilir. Kendi derinliklerinizi belki ödüllendirmek isteyebilirsiniz. Bu nedenle de yine aynı şekilde ödül derinliklerinizi tatmin edebilecek ya da motivasyon olması için hediye paketleri seçebilirsiniz. Onları talep edebilirsiniz. Onları değerlendirebilirsiniz. Bir de biliyorsunuz Vietnam'da bir sel felaketi yaşandı. Bununla ilgili de yine haberlerde aslında yer almıştı. Yardımda bulunmak istiyorsanız orada bilgileri vardı. Buna da değinmiş olalım. Sonuçta her ülkeden insanların yardımlaşmaya ihtiyacı olabiliyor. Eğer yardımda bulunmak isteyen yatırımcılarımız varsa bunu da inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz yani. 1200 dolarlık paketin yine hisse adetini de paylaşmak istiyorum sizinle. 1200 dolarlık paketin hisse adeti 96 bin adet. Yine aynı şekilde 12 taksitle 1200 dolarlık pakete sahip olabiliyorsunuz. Her ay 100 dolardan ödeme yapabilirsiniz. Ya da peşin ödemeyle direkt satın alabilirsiniz. 50 dolarlık pakette yine aynı şekilde 12 ayla veya peşin olarak satın alınabilir. 24 bin adette 50 dolarlık aylık ödemelerle 12 ayda 24 bin adet hisseye sahip olursunuz. Burada hologramla ilgili 5.000 dolarlık bir paket var.
Burada satın alma yaptığınız zaman 500 bin adet hisseye sahip oluyorsunuz. Hologramın ne kadar sürede tamamlanıyor işlemi ve hazır oluyor diye sorarsanız 5 günlük bir süre içerisinde sizin hologramınız paketlerinizin ödemesi yapıldıysa veya peşin ödemeyle aldıysanız 5 gün içerisinde hazırlanmış oluyor. Tabii bunu tatil dönemlerine denk getirmemeye de çalışalım. Sonuçta tatil dönemi de başlıyor. Yılbaşı başlayacak. 500 dolar her ay ödemeyle 10 ay içerisinde paketinizi kapatırsınız. Hologram başvurunuzu yaparsınız ve 5 gün sonra hologram çalışmanız tamamlanıp sizinle Eko Teknopark Müzesi'nde Belarus'te bunun paylaşımını yapabilir, galleriyada görebilirsiniz. Böyle bir çalışma da yine mevcuttur. Bunu da değerlendirmenizi rica ederim. Hatta tavsiye ederim diyelim. Bu da yine saat 23:55'e kadar geçerli olan paket. Aralık ayının 10 Aralık'a kadar, yani bugün son gün. 23:55'e kadar bu paketler geçerli olacaktır. Biraz yapınız konusunda yapacağınız çalışmalara değinmek istiyorum. Arkadaşlar, eğer ki yapınızı kurmaya çalışıyorsanız, yani bir çalışmanız varsa, ben alt grubumu kuruyorum ve nasıl yapacağım acaba diye sorularınız varsa, doğru yapı kurmak istiyorsanız mutlaka üst liderinizle, hatta bir üst liderinizle de görüşmeler yapınız. Doğru çalışma yapınız. Çünkü bazen iki taraftan birisi dalgın da olabilir. Doğru yapı çalışması yapıldığı zaman bu size sistem içerisinde nasıl çalışmanız gerektiğini gösterecektir. Çünkü üst kısma koyduğunuz kişiyle diğer kişiler arasında bir bağlantı olması gerekiyor. Yani birisi dururken diğeri sadece çalışması değil. Birbirini destekleyerek birbirini götürmeleri gerekiyor ve burada üstteki de yatırım yapması gerekiyor, alttaki de yatırım yapması gerekiyor ki birbirlerine bir zincirleme bağlantı olsun. Bu konuya dikkat edin. Yapınızı oluştururken tekrar tekrar danışın. Sizin bizimle görüşmenize engel olabilecek herhangi bir şey yok. Bir üst liderinizle istişarede bulunursunuz. Onun bir üst lideriyle de yine bir araya gelir. Sonuçta iletişim kurmak çok zor değil. Liderlerle bir araya gelirsiniz, konuları tartışırsınız. İşte hangi yapımı nasıl kurabilirim, kaç kişiyi yerleştirebilirim? Planlama içerisinde şu kişileri düşünüyorum ama bunların altına kimi yerleştirebilirim veya altyapımdaki insanlara, benimle birlikte yatırımcı olacak olan arkadaşlara planlamada daha karlı seviyelere çıkabilmeleri için nasıl önerilerde bulunabilirim diye danışın, görüşmeler yapın, fikir alışverişi yapın. Beyin fırtınası yaratın. Bununla bir çalışmayı yapıp hem kendinizi geliştirin hem de altyapılarınızı geliştirin. Öyle yaparsanız tabii ki de siz de kazanırsınız. Sizin altyapınız daha sağlam olursa tabii ki de sizin yapı derinliklerinizde bulunan yine yatırımcılarınız da doğru planlamayla devam ederler ve bunu da yine kendi derinliklerine, yani yapılarında bulunan derinliklerine aynı şekilde aktarımda bulunmuş olurlar. Yapmış olduğumuz görüşmelerle ilgili başka bu zamana kadar size aktarabildiğim aylık olarak haberleri aktarabiliyorum. Haftalık olarak da yine yayınlanan haberleri aktarabiliyorum. Geçen ay içerisinde yapılmış olan satışlarla, yatırımcı çalışmaları ile ilgili birincilik ve ikincilik ödüllerinin haberlerini yine sistemden takip edebilirsiniz. Mutlaka sistemde bunlar hepsi yer alıyor ve açıklanıyor, anlatılıyor, yazılı bir şekilde tamamen hepsi herkese şeffaf bir şekilde sunuluyor.
Bunları da takip edin ve mutlaka haftalık olarak bulunduğunuz sayfanızı değerlendirmeye alın. Bulunduğunuz sayfanızda yayınlanan haberlerle ilgili bir kendinize alışkanlık hale getirin. Bu haberleri haftalık olarak bir kere de olsa mutlaka bir göz atarak inceleyiniz. Çünkü ben kendim sistemi kullanırken her hafta tekrar tekrar haberlere bir bakıyorum ve her hafta yeni bir haberin, yeni bir çalışmanın yapıldığını görüyorum. Bu şekilde de yine hem kendimi desteklemiş oluyorum, motivasyonumu bütün gelişmelerden haberdar olduğum için yüksek tutarak devam ediyorum. Hem de etrafımda yatırımcı olacak olan kişilere bilgi verme konusunda bilgileri alıp aktarabiliyorum. WhatsApp'tan ulaştırıyorum. Mail adresiyle irtibata geçiyorum. Mail adresiyle bilgileri yine iletiyorum. Web seminer takvimimiz var mesela, yer alıyor yine sistem içerisinde. Bu web seminer içerisinde bütün ülkelerin yapacağı web seminerle ilgili bilgilere sahip olabilirsiniz. Sizin ülkeniz, bulunduğunuz ülke Türkiye'de olabilir, Almanya'da olabilir. Farklı dil biliyor olabilirsiniz. Bizim Türkiye'de yapılan toplantının dışında bilgi sahibi olabileceğiniz başka web seminerine de katılabilirsiniz. Bunları takip edin. Onların linkleri de yine web seminer takviminde yer alıyor. Bilgi sınırsız yer alabiliyor. Yeter ki siz bu bilgileri alıp kullanmayı tercih edin ve değerlendirin. Başka size bu haftayla ilgili güzel geçtiğini düşünüyorum. Çünkü bu hafta 10 Aralık'a kadar yapılan bu uzatılmış hologram çalışmasının satın alması, 5.000 dolarlık çalışmanın hala aktif olması birçok yatırımcıya büyük bir fırsat sunmuş oldu. İşte ayın sonuna denk gelemeyen, yetişemeyen arkadaşlar direkt uzatıldığını duyunca alımlarını yapmış oldular. 10 gün içerisinde ekonomik olarak kendilerini hazır hale getirmiş oldular ve 1'e 100 olarak bir kar elde etmiş oldular. Çünkü bu paketle her zaman gelecek olan paketler değil tabii ki de. Bundan sonraki paketler içerisinde neyi bekliyoruz derseniz, biliyorsunuz ki yayınımızda 10.000 dolarlık paketimiz var. Bununla ilgili de start tarihi, yani başlangıç tarihinin artık yayınlanmasını bekliyoruz. Muhtemelen yakın bir zaman içerisinde bu da yayınlanacaktır. Verilen fırsatları değerlendirmeyi yine size olanak sağlanmış olacaktır. Burada paketleri satın aldıktan sonra, bütün taksitlerinizi bitirdikten sonra benim hisselerim kısmında, benim mülkiyetim kısmında ne kadar hisseniz var, kaç adet hisseniz var, ne kadarlık bir yatırımınız var, bunların hepsini görebilirsiniz. Taksit ödeme kaç ayınız kaldı, bunu da yine görebilirsiniz. Adınıza tescil edilmiş olan hisselerinizi, paketlerinizi de yine görebilirsiniz. Ayrıca bonus hesabınız varsa, eğer ki altyapınız varsa, yani altyapınız derken derinlik yapınızı oluşturduysanız ve aktif olan yatırımcılarınız varsa, bunlardan gelen kazançlarınızı da yine bonus hesabınızdan görebilirsiniz. Bunları hepsini arada kontrol edin. Kontrol edin ve bilginiz olsun. Hesabınızın içerisinde çıkışlarınız, gelirleriniz, işte göndermiş olduğunuz ödemeler, size gelen ödemeler, size gelen yapınızın derinliklerinden yansıyan bonuslar, bunları hepsini yine
banka bilgilerinin yer aldığı kısımda hepsini tek tek inceleyerek bakabilirsiniz. Bu şekilde eğer yaparsanız derinlik yapınızın nasıl çalıştığınızı da kontrol etmiş olursunuz. Değerlendirme fırsatınız olur. Eğer ki derinlik yapınızı genişletmek istiyorsanız hangi kanatları daha fazla çalışmanız gerekiyor? Hangi derinliklerin altına yerleştirme yapmanız gerekiyor ve hangi yatırımcınıza destek çıkması gerektiğini de buradan çıkartabilirsiniz. Büyük ödemelerle ilgili Swift Invoice diye bir seçeneğimiz var. Buradan da büyük ödemelerle ilgili eğer Swift'te bir para çıkışı yapacaksanız veya para gönderecekseniz ödeme için Swift'le birlikte ödeme yapabilirsiniz veya ödemeyi talep de edebilirsiniz. Aynı şekilde hesaptan çıkışını yapmak istediğiniz tutar varsa yine hesaptan aktarım yapabilirsiniz. Bu genelde bütün bankalar tarafından desteklenmese de yine mesela Finansbank, Enpara bu kartların üzerine çıkışlar yapabilirsiniz. Tabii bunlar bazen onaylanmayabilir. Bazen sizin bankanız limit koymuş olabilir. Bunlara dikkat edip yine bankanızla bir görüşüp değerlendirmeniz de gerekir. Yine banka kartınızın bilgilerini kayıt edebileceğiniz banka işlemlerinde yer alan bir seçenek sütunumuz daha var. Orada da banka kartınızı kaydedebilir. Her seferinde yeniden bilgi girişi yapmadan işleminizi devam edebileceğiniz bir sistem var. Tabii bu eğer hesabınız gerçekten koruma altındaysa, şifreleriniz sadece size aitse ve başkaları giriş yapamıyorsa yapabileceğiniz işlemlerden bunun da uyarısını yine vermiş olalım. Dikkatli olmak gerekir. Sonuçta bir hesabınız, bir yatırım hesabınız var. Daha dikkatli davranmanız gerekiyor. Her şeyi kontrol etmeniz gerekiyor. Benim yatırımlarım kısmında almış olduğunuz, satın almış olduğunuz hisselerin sertifikalarını görebilirsiniz. Aynı şekilde yine satın almış olduğunuz hisselerin ayrıntılarını görebilirsiniz. Burada farklı bir seçenek daha var. Bununla ilgili daha sonraki toplantıda muhtemelen değinme fırsatımız olacaktır. Onu da yine birlikte bakarız ve değerlendiririz. Ben size kısaca ismini de aslında vermek istiyorum. Royal Capital Group Fond olarak adlandırılmış olan bir satır var. Bu satırla ilgili daha sonra bir çalışmamız olacak. Bilgi alacağız ve bu bilgilerle sizin karşınıza geleceğiz. Benim taksitlerim kısmını da yine buradan, benim yatırımlarım kısmından takip edebilirsiniz. Hologram paketleriyle ilgili de yine aynı şekilde burada satırlarda yine Future olarak geçen bir satırımız var. Buradan da yine takip yapabilirsiniz. Yani ne hologram kısmını burada görebilirsiniz. Level Up programı ödül programı olarak yer alır. Mesela burada Level Up'la ilgili bir ay içerisinde ne kadarlık bir çalışma yaptınız? Kaç puan aldınız, ne kadarlık bonusunuz var ve bir üst yapıya çıkabilmeniz için, bir üst seviyeye çıkabilmeniz için, ödüllerden faydalanabilmeniz için, onları değerlendirebilmeniz için nasıl bir çalışma yapmanız gerektiği ve ne kadarlık eksiğiniz olduğunu da yine görebilirsiniz burada. Bunları da bakın, değerlendirin.
Çünkü burada bunu takip ederken hem kendi yatırımınızı görüyorsunuz hem bu ay içerisinde gerçekte kaç partneri davet ettiniz yatırıma ve kaç partnerin sizinle birlikte yatırımda bulunduğunu görebilirsiniz. Seviyenizi de aynı şekilde yine değerlendirebilirsiniz. Yapacağınız yatırımlar içerisinde yapı derinliklerinizi oluştururken statülere yani kariyer atlama durumlarına dikkat edin. Çünkü siz burada kariyer atlarken sizin altyapınızda bulunan kişiler de belirli yatırımları yaptılarsa siz onlara uygun şekilde yatırımları tamamlamış olmanız gerekiyor. Sistemdeki ortağım sütünün altında baktığınız zaman ödül planı var. Ödül planının yer aldığı kısımda tıkladığınız zaman oradan ödül planı ile ilgili yapılan sunum yer almaktadır. Bu sunumu marketing planı olarak aslında geçiyor. Bu sunumu indirebilirsiniz. Bu sunumu indirip hangi yapınızdan, hangi seviyedeyseniz onun çalışma sistemini inceleme imkanına sahip olursunuz. Ve yine eğer ki bir yapıyı oluşturduysanız, eğer ki bir kayıt gerçekleştirdiyseniz, bu kayıtları gerçekleştiren kişilerin evraklarını eksiksiz olarak sisteme yüklemiş olmaları gerekiyor ve doğrulama mesajını almış olmaları gerekiyor. Çünkü eğer onlar doğrulamayı yapmadılarsa, siz onlardan gelen bonus programında yararlanamazsınız. %15'lik, %7'lik, %4'lük, üçlük, beşlik gibi derinlik yüzdelerinde yararlanamazsınız. Doğrulamayı mutlaka yapmaları gerekiyor ve doğrulamanın yapılması için de eksik olan evrakların tamamlanıp kısa bir süre içerisinde sisteme yüklenip ofise gönderilmesi gerekiyor ki orada onaylansın ve size onaylandı diye mail düşmesi gerekiyor. Artık telefonunuz veya mail adresiniz hangisi kayıtlıysa ona bilgilendirme gelir. O bilgilendirme ile işleminizi takip edersiniz. Eğer ki sizin altınızdaki üye doğrulama işlemini tamamlamadıysa, siz bu doğrulama işlemini tamamlamayan üyenin karını %15'ini ya da işte 4'ü veya 7'yi siz göremezsiniz kendi yapınızda. O yüzden doğrulama işlemi burada önemli. Sizin de yine yeni bir kayıt yaptıysanız, yeni bir partnerseniz, sizin de yine aynı şekilde doğrulama işlemini tam ve eksiksiz olarak bitirmiş olmanız gerekiyor. Ve burada aslında tam ve eksiksiz olarak dediğimiz zaman hangi evrak isteniliyor? Bu normalde sistemde yazıyor ama yine biz de hatırlatalım. Burada kimlik resmi arkalı ve önlü olarak ve adres bildirimi olan bir evrak. Yani bu bir fatura olabilir. Sizin adınızda olan bir fatura resmi olabilir. Da ikametgahla ilgili bir elinizde evrak varsa onun resmi olabilir. Ve bunları mümkün olduğunca PDF haline çevirip de yükleme yapın. Resim olarak yüklediğiniz zaman belki de boyutları kabul etmeyebilir sistem. İki tane evrağın yüklemesini yapmanız gerekiyor. Yaptıktan sonra doğrulama için gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra size mail veya telefonunuza bildirim geliyor doğrulama kabul edildi diye. Veya sisteme girersiniz. Diyelim ki bir sorun oldu. Bilgilendirme hala gelmedi. Sisteme girer, kontrol edersiniz. Bakarsınız doğrulama yapılmış mı? Eğer yapıldıysa zaten alt derinlikleriniz yapınızda bulunan onlardan size bonus çalışmaları yansımaya başlar. Buna dikkat edin lütfen. Bunun ayrıntılı çalışması yapılması gerekiyor. Takibi de yapılması gerekiyor. Siz sisteme ilk kayıt olduğunuzda partner olarak kayıt yapıyorsunuz.
Sonra eğer çalışmak istiyorsanız, isterseniz partner olarak kalabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Tabii ki de yatırımcı olursunuz. Yatırımınızı kendi adınıza sadece genişletmeye devam edersiniz. Sizi buraya getiren bir üye varsa, size bu işi tavsiye etmiş olan, işte yatırım yaptım, sen de yapabilirsin gibi teklifle gelmiş olan kişi varsa, bilin ki yani ona da sizden aktarılan bir bonus sistemi mutlaka var. Siz partner seviyesinden bir üst seviyeye geçmek istiyorum. Ben bununla ilgili de bir çalışma yapacağım dediğiniz zaman konsültan oluyorsunuz. Buradan da yine gelir elde edebilirsiniz. Fakat siz de yatırım yapmanız gerekiyor. Sizin altı üyeniz de yine sizinle aynı ay içerisinde yatırım yapması gerekiyor. Tutarları yine inceleyebilirsiniz. Sunum dosyasında yer alıyor. Konsültanttan lider statüsüne geçmek istiyorsanız yine burada da şemaya uygun şekilde çalışma yapmanız gerekiyor. Aktifleştirmeniz gereken konsültanttan lidere çıkışınızı sağlayacak olan yapınızı düzgün çalışmanız gerekiyor. Ve liderden sonra da master, masterden sonra top master diye top expert, top master olarak bütün sistemler devam ediyor. Birbirini destekliyor ve devam ediyor. Ve bu sistemler hepsi birbirini desteklemek zorunda. Birlikte yatırım yapmanız gerekiyor. Master'dan sonra top expert. Expert ve top expert'e geçiş yapıyorsunuz. Top expert'e geçiş yaptıktan sonra artık sky expert'e geçiş yapıyorsunuz. Bu şekilde yapıları yine şemalardan bakabilirsiniz. Sıralamayı karıştırmış olabiliriz. Onları siz yine kendiniz mutlaka bakın ve değerlendirin lütfen. Benim size bugün anlatmak istediklerim arasında bunlar vardı. Bunlarla ilgili bilgi vermek istedim. Paketleri değerlendirmenizi istedim. Haberlerle ilgili bilgi edinmenizi istedim. Haberleri kaçırmayın. Gerçekten önemli haberler yer alıyor. Sistem içerisinde yani bunları da değerlendirmeniz gerekiyor. Bu şekilde sanırım sesim geliyor, değil mi? Arkadaşlar yazabilir misiniz? Sesim geliyor mu? Sanki arada kopukluk var mı acaba bilemedim. Yine sesimi kontrol edebilirsiniz. Yani Level Up programını da yine takip edin. Oradan bilgilere sahip olun. Paketlerinizle ilgili çalışmalarınızı yapın. Yapınızı kurmak istiyorsanız yapınızla ilgili de çalışmalarınızı gerçekleştirin mutlaka. Ödül kazanmayı amaçlıyorsanız bunun çalışmasını da mutlaka gerçekleştirin. Çünkü gerçekten güzel ödüllerimiz yer alıyor. Ve yılbaşı ile ilgili de yine yapınızda bulunan kişilere hediyelerde cömertlik yapmak istiyorsanız oradan yine hediyeleri seçebilir, sunabilirsiniz motivasyon olarak. Onları da mutlu edebilirsiniz. Yakın zaman içerisinde yine tabii ki de yeni paketlerle yine karşınızda olacağız. Bunlarla ilgili muhtemelen haftaya artık bütün bilgiler elimize ulaşmış olur. Ben sizin gibi biz de bekliyoruz. Mutlaka yine bir çalışma yapılmış olacaktır ama bu çalışma içerisinde artı veya eksi ne olur onu hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte değerlendireceğiz. Yine görüşeceğiz. Ama şu anda bulunan paketlerinde önemi farklı bir şekilde kendini gösteriyor. Bunu da biliyorsunuz. Bunları da takip edip kontrol etmenizi de tavsiye ediyorum. Eksik çalışmalar yapınızda varsa bunları tamamlayın, bunları bir göz atın. Altınızda bulunan üyenin çalışmasında eksiklik olduğunu fark ettiyseniz ve onun aslında gelir de elde edebileceğini de farkındaysanız o üyenizle birlikte gel senin buradaki yapını biraz genişletelim.
diye teklifte bulunabilir. Onunla birlikte bir çalışma yapıp hem onun gelişmesini sağlayabilirsiniz. Moral ve motivasyon vermiş olursunuz. Hem de kendinizi ilerletmiş olursunuz. Bu şekilde kontrolleri ve paylaşımları mutlaka yapın. Çekingen kalmayın. Çünkü sizin altyapınızın her zaman kendini geliştirmesi için sizden bilgi almaya, bilgi aktarımına her daim ihtiyacı olacaktır. Bunları da sizinle birlikte yapabilecektir. Siz kiminle yapacaksınız? Siz de bir üst üyenizle. Eğer bir üst üyeniz pasif bir durumda kalıyorsa ve ulaşamıyorsanız onun bir üst üyesi mutlaka vardır. Bununla ilgili iletişime geçebilirsiniz. Sistemden destek alabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Talep edebilirsiniz. Kimlerle görüşme yapabileceğinizi bakabilirsiniz. Bu şekilde takibinizi yapabilirsiniz yani. Eğer ki siz altyapınızı kontrolünü elden bırakırsanız büyüyebilecek potansiyeli olan bile bir yatırımcınız ve derinliğiniz varsa bu büyüyebilecek potansiyele sahip olan kişi de büyüyemez. Çünkü onu yönlendirecek birine ihtiyacı vardır. Sizin de sizi yönlendirebilecek birine ihtiyacınız vardır. O yüzden burada birlikte yol kat etmek çok önemli. Ve takip öncelikle her şeyden öncelikli olarak takip çok önemli. Sistemin takibi önemli. Sistemin takibi ne kadar doğru ve güzel yapılırsa o kadar yapmış olduğunuz çalışmalar daha verimli olacaktır. Daha sizi mutlu ve memnun edecek seviyede olacaktır. Daha fazla kazandıracaktır. Kazandıracak dediğimiz zaman burada gerçekten hem kendi sistemini kurup hem yapısından kar elde etmek isteyen arkadaşlar mutlaka var. Bunlar için söylüyoruz. Ama sadece yatırımcı olarak kendimi kendim de idare edebiliyorum diyen kişiler varsa bunlar da yine aynı şekilde kendilerini takip etmeleri gerekiyor. Sonuçta bir yatırım var. Bu yatırım sizin yatırımınız. Siz de buna sahip çıkmanız gerekir. Sahip çıkıp işinizi takip etmeniz gerekir. İleride bunun size güzel bir dönüşü olacaktır. Bunu unutmayın lütfen. Haftaya yine Perşembe günü sizlerle buluşmak dileğiyle bugünkü sunumu bu şekilde bitirmek istiyorum. Hepinize çok başarılı haftalar geçirmiş olmanızı diliyorum ve sonraki haftaya da yine aynı şekilde güzel, yüksek motivasyon ve başarıyla başlamanızı diliyorum. Bugün 11:55'e kadar yani 23:55'e kadar devam eden paketlerle ilgili bir çalışma yapın. Ve bu paketlerden işlem yapabiliyorsanız, paketlerin satın alma işlemlerini de yapabiliyorsanız yetiştirmeye çalışın. Yapınızı genişletmeye çalışın. Hatta haberi olmayan uyuyan gruplarınız varsa onların da daha aktif bir şekilde çalışma yapmasını hatırlatarak bir kapılarını çalın. Yani bir telefonla, bir mesajla, bir WhatsApp görüşmesiyle bugün akşam şu saate kadar satın alabileceğim paketler var. Sen bunları hiç değerlendirdin mi diye bir sorabilirsiniz. Yani sormaktan belki de kazandıracaksınız onlara. Belki de tepkisiz de kalacaklardır. Önemli değil. Ama siz en azından bir sponsor olarak yapmanız gereken çalışmayı yapmış ve görevinizi yerine getirmiş olursunuz. Bu şekilde bir uyarıda bulunabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Hepinize iyi hafta sonları dilerim. Haftaya Perşembe günü yine saat 20 ile 21 arası yine aynı şekilde Mirapolis'te görüşmek üzere. Skyward Community projesiyle ilgili
görüşmelerimizi yapmak üzere sizinle vedalaşıyorum. İyi akşamlar diliyorum, başarılarınızı diliyorum. Hoşça kalın.